13 Haziran 2019 tarihinde bu güzel manzaradan herkese merhaba. Şu an Tarsus'un Kaleburcu Köyü Melemez Tepesi mevkiindeyim. Sizlere bu güzel manzaradan seslenme sebebim, bundan tam 4 yıl önce inşaat mühendisliği ve şantiye şefliği yaparken Tarsus Yenişehir'de çektiğim bir videoyu ve imarla alakalı değişiklikleri sunabilmek. Muhtemelen Tarsus Yenişehir'e yeni taşınmış olan, oradaki yeni apartmanlardan, yeni sitelerden daire almış olan birçok vatandaşımız da bu videoyu izleyecektir. Sizlerden ricam, Tarsus Yenişehir'le alakalı tecrübelerinizi yorumlarda bizlere aktarmanız. Bundan tam 4 yıl önce bugün, halk arasında Konak Sitesi civarı diye geçen ve Tarsus Yenişehir olarak veya Ergenekon Mahallesi olarak adlandırılan bu mahallede 4 yıl önce hiçbir inşaat yapılmamışken ne gibi bir manzara vardı ve bugün İnşaatlar tamamlandıktan sonra, siteler o mahalleyi canlandırdıktan sonra nasıl bir manzaraya sahibiz? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi tam 4 yıl önce bugün kaydettiğim görüntüye geçelim. Şu anda yeni projemize ilk başladığımız gün. Bahçe duvarlarını yapmaya başladık. Malzemeler yığıldı. Şu anda tarih 13.06.2015. Buraların şu anki halini görüyorsunuz. Her taraf yemyeşil. Ama bundan birkaç yıl sonra hiçbir şey göremeyeceksiniz burada. Betonarme yığını bir mahalle olacak. Toprak inşaat da arkamızda başladı projeye. Burası da Gamgam grubun yeri. Şu an yeşilin güzelliğini görüyorsunuz. Evet, geldik 13 Haziran 2019 tarihine. Yani biraz önce izlediğiniz videonun tamı tamına 4 yıl sonrasına. Şimdi kısaca mahalleye bir göz atalım. Ne gibi değişiklikler olmuş. Bu arada orada görmüş olduğunuz en yakın site şu görmüş olduğunuz Gamgam birinci etaptı. Gamgam sitesi birinci etap. Şu gördüğünüz sitelerin hiçbirisi yoktu ve etraftakiler de yoktu. Şöyle bir göz atalım hep beraber. Şu gördüğünüz binalar da yoktu. O tarihten sonra cami bile yapıldı mahalleye. Biraz detay verecek olursam, şöyle ilerleyelim. Biraz önceki videoda görmüş olduğunuz sitenin inşaatı şu gördüğünüz siteydi. 3 blok. Ve yine aynı açıdan çekmeye gidecek olursam, muhtemelen şu ağacın altındaydım ve şu görmüş olduğunuz şu istinat duvarının kepçeyle kazılma anını çekmiştim. Hatta görüntüler belki şu iki ağaçtan bile başlamış olabilir yani. Şöyle.
Gördüğünüz şu siteler de yoktu o zaman burada. Muhtemelen aldığım kayıtlardan bir tanesi şu görmüş olduğunuz bulunduğumuz noktadan kepçenin çalıştığı noktaydı burası. Ve şu an mahalleyi görüyorsunuz. Bu videoda tarihi defalarca tekrar tekrar söylüyorum ki bu videonun sadece çekiliş amacı 4 yıl önceki videoyla kıyaslamak değil. Bundan 4 yıl sonra da mahallede ne gibi değişiklikler olacak bunlar da görebilmek. Yani tarihe not düşeceğiz. Şöyle siteleri de göstereyim. Bir önceki videoda bizim bu inşaat devam ederken burada yapılmaya başlanacak tek inşaat da toprak inşaatın Nirvana Life serisiydi. Şu anda devam etmekte olan ve biten birçok site var burada. Bu da Festi İnşaat'ın sitesi. Şunlar Mevsim İnşaat, Gamgam Grup, Mevsim İnşaat, Gamgam Grup, Avcı Birlik, Aydoğanlar İnşaat'ın büyük projesi. Şu karşıda gördüğünüz de Toprak İnşaat. Bu da yeni açılan Çamlıyale yolu, otoban bağlantı yolu. Şöyle. Tarihi tekrar ediyorum. 13.06.2019. 13 Haziran 2019. Bundan tam 4 yıl önceki videoyla kıyas videosunu çekiyorum. Aynı zamanda bundan tam 4 yıl sonra yine kısmet olursa ve çekebilirsek bu videoyu bir kıyas videosu daha çekeceğiz. Bu şekilde Tarsus Yenişehir'in imar yapılaşmasının nedenle değiştiğini ve iyi yönde mi kötü yönde mi gittiğini hep beraber görmüş olacağız. Muhtemelen şu an bulunduğum yerde de bundan 4 yıl sonra bir bina olabilir. Veya inşaat sektörü bu şekilde kötü giderse hiçbir bina yapılmayabilir. Bu arada bu videoları çekiyor olma sebebim benim de profesyonel mesleğim, profesyonel iş hayatımda inşaat sektöründe bulunmam, inşaat mühendisi olmam. Bu arada burada bir not düşecek olursak, belediyenin ve vatandaşların, arsa sahiplerinin imar anlamında yaptığı çok büyük bir hata var. Bu da çoğu vatandaşın gözünün önünde zaten. Birçok kişi bunun farkında ve dile getiriyor. Şu anda bu gördüğünüz binaları 50 ila 100 yıllık bir ömür biçiyoruz biz. Yani Tarsus'ta 50 yıl boyunca, 50 ila 100 yıl boyunca biz bu manzaraları göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi burada büyük siteler var. Bu sitelerin ortasında 5 katlı binalara izin verildi. Bu gördüğünüz cadde, birazdan caddeye de çıkacağız. Burası ana arter, yani ana cadde. Ana caddede bu tip bir düzensizliğin olması çok da hoş değil. Umarız bir daha benzer hatalar yapılmaz. Şuradan da karşı tarafı göstereyim hepinize. Buralar vatandaşlar arasında say bölgesi denilen kayalık zeminlerden oluşan bir bölge. Evet, buradan biraz daha net görünüyor her taraf.
Bu arada şu an ciddi bir rüzgar var, o yüzden umarım mikrofona çok gürültü gelmiyordur, sizleri rahatsız etmiyordur. Şu anda burası resmiyette Ergenekon Mahallesi olarak geçiyor. Ama eski belediyenin vaat ettiği şey Tarsus Yenişehir olacağıydı. Veya Yeni Tarsus. Bakalım bundan 4 yıl sonra burada ne gibi değişiklikler olacak? Haziran 2019 Tarsus Yenişehir'den herkese selamlar. Selametle.